12 Eylül darbesinin bir ürünü olan disiplin yönetmeliğinin bütününe ilişkin bir düzenleme yok burada. Bu düzenleme üniversiteler ve akademisyenler üzerindeki baskı ve korku ikliminin ortadan kaldırılmasına yarayacak mıdır? Bizim asıl tartışmamız gereken bu disiplin yönetmeliğiyle akademik özerklik, özgür bilimsel tartışma ortamını yaratmak ve akademisyenlerin özgürce yayın yapabilecekleri bir üniversite ve akademik ortamı sunmak ve bu yöndeki düzenlemelere ağırlık vermektir. Sayın Bakan, bu yasal düzenleme bilim insanlarının özgürce bilim üretmelerini sağlamasına yönelik bir çözüm üretebilecek midir? Ülkedeki baskı ortamı sonucunda akademisyenlerin ülke dışına gitme eğilimine engel olacak mıdır? Yurt dışına gönderdiğimiz akademisyenlerin ülkemize dönmeleri yönünde bir katkı sağlayacak mıdır? Yükseköğretim kamu hizmeti, devlet memurları tarafından yürütülen genel idari hizmetlerden farklı özellikler taşımaktadır. Bilim insanlarının klasik devlet memurlarından farklı olarak sorgulayan, üreten ve bilimsel yayınlarıyla toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamasından dolayı kendisini baskı altında hissetmeyeceği özgür ortamlara ihtiyaç vardır. Bizlerin bu koşulları dikkate alarak düzenleme yapması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde aşırı disipline edilen üniversitelerle içinde yaşadığımız dünyanın bilimsel rekabet koşullarının çok çok gerisinde kalacağız. Bu sorun beraberinde kalkınma, ekonomik gelişme ve büyüme, bir refah toplumuna ulaşma çabalarımızı da sekteye uğratacaktır. Bu bağlamda yükseköğretimde yapılan bu düzenlemenin bütüncül ve çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri, disiplin ve soruşturma süreçlerinin objektif ve şeffaf yapılması, at izinin it izine karışmaması için bugün burada bizim kapsamlı ve uzlaşıyla yaptığımız yasalara ihtiyaç vardır. Fakat bugün bırakın disiplin soruşturmasını, gerekçeleri dahi sunulmadan haksız yere görevlerinden uzaklaştırılan bilim insanlarımız vardır. Değerli milletvekilleri, önemli olan sadece yasal düzenlemeler yapmak değil, fiili durumlar yaratmadan burada kabul edilen yasaların hukuka uygun uygulanmasıdır. Bunu gerçekleştirmelerin yolu da ülkemizi bir an önce OHAL sürecinden çıkartıp üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın soruşturma dosyalarıyla değil bilimsel çalışmalarına odaklanacağı bir özgürlükler iklimini yaratmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum sizi.